Şimdi bu örneğimize bakacak olursanız gördüğünüz gibi bir çubuk sistemlerinden oluşan bir sistem var aslında, çubuklardan oluşan. Şuradan P kuvveti uygulanmış ve çubukların her birinde pinler var. Dolayısıyla hareket etseydi bu mesela bunu kapatacak şekilde E ve C'yi sağa doğru çekecekti. Şurada da bir yay var. Yay da bunu buraya bağlıyor. Ve K eşit 5 kN olarak verilmiş bu da. Bir teta açısı verilmiş bakın. Teta eşit 60 iken sistemin dengede kalması için gerekli P kuvvetini belirleyiniz demiş. Teta 30 iken de yay gerilmemiş durumdadır. Çubukların ağırlıklarını ihmal ediniz. Şimdi öncelikle bu sisteme bakarsak sadece şu teta ile bakın tüm sistem aslında hareketi tanımlanabiliyor. Neden? Mesela şuradaki açıyı düşünün. Bu açının değişmesi yani şu değişmeden yapılamıyor. Yani ön tarafı ittirirsek biraz öne burayı kapatması lazım. Dolayısıyla burayı kapatırken tetaları da hareket ettirmesi lazım. Ve sadece teta ya da şu aşağıdaki teta aynı, eşit verilmiş. Dolayısıyla bir tane teta var. Tek serbestlik dereceli bir sistem bu. Şöyle diyebiliriz. Teta tek serbestlik derecesi. Bunu öncesinde belirlemeniz önemli. Çünkü özellikle bu şeyde statik dersinde biz sadece tek serbestlik dereceli sistemler üzerine çalışacağız. Ve bu tek serbestlik derecesiyle sanal iş tanımlarını yapacağız. Birden fazla serbestlik derecesi varsa onlar için biraz daha işler karmaşıklaşabiliyor. O yüzden orası statik dersimizin konusuna girmeyecek. Tamam, bunu tanımladık. En azından sistemimizin tek serbestlik derecesi olduğunu belirledik. Şimdi ise işlemlerimizi yapalım. Normalde bunu mesela toplam fx, toplam fy, toplam fm eşit 0 yaparak çözebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama biz sanal iş kullanarak çözmek istiyoruz. Hani alternatif olarak. Sanal işte yapacağımız ilk şey öncelikle bizim SCD'yi çizmemiz. Ama SCD'yi serbest cisim diyagramı çizerken sanki cisim deforme olmuş gibi şeklinde çizmemiz gerekiyor. Burası önemli. O yüzden bunu yazalım. Şekli çizilir. Ve burada bu şekli çizerken de bir noktanın sabit alınması gerekiyor. Şunu çizerken bir referans noktası alacağız. Referans noktası belirleyeceğiz. Ve bu referans noktası da sabit bir nokta alacağız. Onu da şöyle yazalım. Sabit bir nokta olmalı. Yani sabit bir referans noktası belirliyoruz. Orası hiç hareket etmiyor diye kabul ediyoruz. Hareket bu noktada yok kabul edilir. Diyelim. Bu noktada hareket yok kabul ediyoruz ve diğer noktaları nasıl hareket ettiğini hayal edip ona göre çiziyoruz aslında. Şimdi buna bir bakalım öncelikle. Bakın serbest cisim diyagramını buraya hazır koydum ben. Yani detaylı burada görebiliriz SC'de. Öncelikle koyu olarak gördüğünüz bizim direkt bu sistem aslında yine aynısı. Sadece tepkilerden ayırdım. Şuradan. Ve yukarıda bir bilezikle bağlanmış. Bakın yukarı aşağı hareket edebiliyor. O yüzden sadece sola sağa hareket etmediği için sola doğru bir tepkisi var diye düşünelim. Aşağıda da burada pin var. Bunun da burada tepkilerini AX, AY olarak yazabiliriz. Dönmeye izin veriyor. Şimdi bunu çizdikten sonra hani siz de öncelikle sabit halini çizebilirsiniz. Sonra diyeceğiz ki biz bu sistem hareket etseydi sabit bir nokta neresi olurdu? Düşündüğümüzde şu pim, genelde pimleri alıyoruz. Pim burada tamamen sabit olabilir.
Şurası çünkü yukarı aşağı hareket edeceğim ya. Pim sabit kalsın diyelim mesela buradan. A noktasını sabit kabul edeceğiz. Şurada A noktası sabit referans kabul edildi. Bunu böyle belirtmek önemli. Kabul edelim diyelim. Bunu kabul ettik. Ne yapacağız o zaman? P'yi biz çektirdiğimizde mesela A sabitken bu sistem nasıl hareket eder? Bakarsak bunu çektirdiğimizde şunlar öne doğru gelecekler. Bunlar da öne doğru gelecekler. Gelirken tabii C ve E aşağıya doğru kısalacak. Ve bu tarafta sadece G kısalacak. Aşağıya doğru inecek yani. Gördüğünüz gibi şu G'yi biraz aşağı indirerek bunu çizdik. G aşağı doğru inecekse A da sabit. O zaman B de biraz aşağı doğru inecek. Biraz da öne gelecek. Şurada geliyor. O zaman D de aslında sağa doğru gelirken biraz aşağı inmesi lazım. Çünkü sadece bura aşağı indi. Bu tamamını biraz aşağı indirecek. Şöyle. Hani bunu aşağı inmesini tahmin etmeniz de önemli değil. Çünkü bize sadece şu lazım. P kuvveti böyle olduğu için bu yöndeki hareketi önemli bizim için. Onu tahmin etseniz yeterli. Yani bu D kesinlikle sağa doğru gelecek. Bunu böyle göstermeniz yeter. Dolayısıyla şu solukla gördüğünüz aslında şekil oluşmuş olacak bize. Tamam, bu oluştu dedik. Peki bu durumda bunu belirledikten sonra sistem üzerinde tüm hareketleri tanımlamamız gerekir bizim. Peki nasıl tanımlayacağız? Referans noktasından doğru tanımlayacağız. Şimdi referans noktamız A idi bizim. Ya da onun ekseni var burada biliyorsunuz. A ekseni. Şey A'nın üzerinden geçen Y ekseni ve X ekseni var diye düşünün. Bizim referans noktasından kuvvete doğru olan yönü pozitif kabul edeceğiz. Onu yazalım şurada. Şimdi ikinci adımda sanal hareketleri belirleyeceğiz. Belirlenir. Bunun için de şey yazalım. Referans noktasından kuvvete doğru. Şurayı biraz aşağı alayım çünkü karışacak. Şöyle yapalım. Kuvvete doğru olan yön pozitif kabul edilir. Hareketleri belirlerken. Bakın burada şimdi A noktası için düşünelim. Daha doğrusu A noktası referansken düşünelim şimdi. Bizim kuvvetlerimiz neler? Şu G var öncelikle. G'nin hareketi A'dan bakın aslında şu yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle yapalım. Şimdi A'dan bizim Y eksenimiz var. Hani onu da çizelim buraya. Aslında o iş yapmadığı için çizilmemiş ama biz çizelim. Şimdi A noktasını referans kabul ettik. A'dan yukarı olan yön şu yön tam kuvvete kadar çiziyoruz. Burası mesela Y'miz. Şey diyelim. Y, G noktası. Şöyle bir YG şeyimiz var. Mesafemiz var. Ve G'den bizim aşağıya doğru şuradan şuraya kadar aşağıya doğru delta YG'miz oluşacak. Yukarı yönü pozitif kabul ediyorum. Bakın hareketim aşağıya doğru negatif. Bu şekilde düşünebiliriz. Aynısını şurada yayımız vardı. Yayı da kopardığımız için buradan bir F kuvveti koyduk yay için. Onun için düşünelim. Yine A'dan gelen tarafı yani şöyle gösterelim. A noktasından şu B'ye olan uzaklık XB olsun. Bu sefer X yönde olduğu için XB olarak tanımladık. Şurasını. Ve bizim hareketimiz şu B'den onu biraz ileri almış bakın. Yani şu mesafe. Şu küçük mesafe ve sağa doğru. İşte buna delta XB diyoruz. B noktasının hareketi olduğu için bu. Delta XB diyoruz. Aynı şekilde yine referans noktasından bir de P'de kuvvet var. Buraya doğru olan kısmı tanımlayacağız. Hareket etmediği yere kadar olan kısmı önce bir XD diyoruz.
ve hareketin olduğu tarafta delta x'de oluyor bak. Eğer sağa doğruysa sağa doğru göstereceksiniz. Bunu geriye doğru olsaydı geriye doğru şurada yaptığımız gibi gösterecektik. Bunları tanımlıyoruz ikinci adımda. Bunları tanımladıktan sonra da hangi kuvvetlerin iş yaptığını bakmamız lazım. Bir de şöyle diyelim 3 hangi kuvvetlerin iş yaptığına bakılır diyelim. Şimdi buna nasıl bakacağız? Kuvvet yönünde hareket varsa o kuvvet iş yapıyordur. AX, AY zaten sabit olduğu için iş yapmıyorlar, bir hareket yok. G'ye bakarsak GX sola doğru, yatayda yani ama hareketi aşağıya doğru. Bu da hareket yapmıyor. Çünkü aynı doğrultuda değil. Şöyle diyebiliriz. AX, AY iş yapmaz. Bu örnek için hareket yok. Sabit aldık bunu. GX iş yapmaz. Bunlar hep kuvvetleri tanımlıyorum. Hareket 90 derece. 90 derece olunca biliyorsunuz iş yapmıyordu. 90 derece dik. Efes'e bakalım. Efes iş yapıyor. Çünkü hareketi aynı yönde. Efes iş yapar. Çünkü delta XB aynı yönde diyelim. Aynı doğrultuda aslında. Aynı yönde değil, zıt yönde. Bir de bakarsak P iş yapıyor. P iş yapar. P de ne kadarlık? Delta XD kadar yapıyor. Delta XD aynı doğrultuda. Bunu belirlemeniz çok önemli çünkü iş yapanları kullanarak biz ilerleyeceğiz. Yani Efes delta XB kadar, P de delta XD kadar iş yapacak. Ve burada eğer kuvvetler aynı yöndeyse pozitif, zıt yöndeyse negatif alacağız. Yaptığımız işi. Yani artık bizim sanal iş denklemimizi yazabiliriz. Dördüncü adım. Sanal iş denklemi. Denklemi yazılır. Sanal iş denklemimizi de direkt şöyle tanımlayalım. Delta U eşit 0. Bunu yazacağız biz direkt. Şimdi şu kuvvetler için mesela bu örnek için yazalım. Bakarsak dedik ki Efes iş yapar. Ve ne kadar iş yapıyor? Delta XB'ye kadar. Bununla çarptığımızda bizim aslında bunun işini bulduk. Bir de artı P delta XD kadar. Yani şunu tanımladığınızda zaten Efes XB kadar yapıyor. O zaman bunu çarpacağız. P de XD kadar yapıyor. O zaman bunu çarpacağız buraya. Ve bunların çarpımı sıfır. Diğerleri iş yapmadığı için bunlar burada sıfır olarak etkiliyor. Denklemimiz bu bizim şimdi. Buna yıldız denklemi diyelim şöyle. Bu önemli. Peki burada yönleri nasıl belirleyeceğiz? Çünkü bunların yaptığı işlerin yönleri var bir de. Onu da şöyle belirlememiz gerekiyor. Eğer kuvvetle delta XB aynı doğrultudaysa, aynı yöndeyse daha doğrusu, pozitif, farklı doğrultudaysa negatif. Bakın, Efes'i sola doğru aldık. Delta XB ise sağa doğru. O zaman şu eksi olması lazım. O yüzden burada da şunu diyebiliriz. Kuvvet ve yer değiştirme zıtsa negatif, eksi alınır. P'ye bakarsak P ile yer değiştirmesi aynı yönde. O zaman direkt pozitif oluyoruz bunu. Dolayısıyla şu eksiği nasıl koyduğumuzu anlamanız önemli. Bunu da belirledikten sonra artık bu işlemi nasıl yaparız ona bakacağız basitçe. Onu yaparken de işte dedik sanal iş denklemini belirlememiz lazım. Peki delta XT ile delta XB'yi nasıl belirlememiz lazım? Bunları da geometri üzerinden belirleyeceğiz.
Yani şu delta x payı mesela şu x payı cinsinden belirleyeceğiz. Onu belirlerken de şöyle yazabiliriz. Şimdi xb dediğimiz bakın. Şöyle aşağıya yazacağım. Şu xb dediğimiz ifade bizim aslında şurası ya da şuradan bakalım daha iyi anlayacağız. xb şurası aslında. 0,3 var ve teta var. 0,3 sin teta bizim xb'yi verecek aslında. Şu xb mesafesi. O yüzden onu direkt 0,3 sin teta yazabiliriz. Yani şunu yapıyoruz aslında. Burada da onu tanımlayabiliriz. Yer değiştirmeler. Serbestlik derecesi cinsinden. ile tanımlanır diyelim. Ve bizim bunu söylemiştik. Bir serbestlik derecesi vardı. O da teta. Dolayısıyla teta cinsinden tanımlamış olduk bakın burada. Buna denklem bir diyelim. Ve bizim şu xb'yi tanımlayan aslında xb. O yüzden xb'yi aldık. Bir de şu delta xd'yi tanımlayan xd var. Bunu da buradan tanımlayalım. Bakarsanız şuradan 0,3 sin teta var yine. Şurada da aynı şekilde bir tane daha 0,3 sin teta var. Bir de D'ye kadar gidiyor bu. Bir 0,3 sin teta daha var. Yani 3 tane 0,3 sin teta var. O zaman bir denklem daha yazacağım buraya ben. XD. 0,3 sin tetanın 3 ile çarpımı. 3 çarpı 0,3 sinüs teta. Ders zamanımız doldu ama bu soruyu bitireyim ben. O zaman tamamlayalım. 0,3 sin teta dedik. Buna da denklem 2 diyelim. Bu ikisi bizim için önemli. Bakın bu delta ifadeleri sanal iş. Şunların türevi alarak bulabiliyoruz aslında. Şunun türevini alırsak. Delta xb'yi, delta x'ten türevini alırsak da delta xd'yi bulacağız. Yani buraya şunu yazabiliriz. Sanal yer değiştirmeler. Türev ile bulunur. Burada birincinin türevini aldığımızda bakarsanız delta xb oluyor burası. Türevini aldık. Delta xb oldu. 0,3 sin teta da eşittir. 0,3 cos teta del teta oldu. İkinin türevine bakalım. Delta xd. O da 0,9 sin teta. 0,9 cos teta del teta. Buraya türev aldığınız parametreyi delta teta olarak da yazıyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Bunları yaptık. Bir de bizim tabii yayımız var. Şu yay kuvvetini de şurada uzama miktarından belirleyebiliriz aslında. Onu da şuraya yazalım. Şimdi B'deki yay için. Bunun bir BX kuvveti vardı. F yay ya da. Böyle düşünebiliriz şurada. Efes kuvveti var. Efes eşittir. K çarpı bunun uzama miktarı. K çarpı S. Şimdi soru diyordu ki bize teta eşit 30 dereceyken L sıfırda. Yay boyu L sıfır aslında. L sıfır diyelim. Teta eşit 60 iken de ya da evet 60 dereceyken L uzadı biraz. Şöyle gösterelim. Yay uzadı. Şuraya kadar geldi diye düşünün. Dolayısıyla L sıfırdan şuraya olan mesafe bizim S mesafesi. Bunun boyuna da L diyelim. Tamam mı? O zaman burada bakarsak şimdi L sıfırı nasıl hesaplayabiliriz? L sıfır teta 30 iken şu mesafe 0,3 çarpı sin 30 aslında. Sin 30
mesafemizi de hesaplayabiliriz. O da teta 60'ken burası. O da 0,3 çarpı sin 60. O zaman buradan biz S'yi bulabiliriz. S eşittir 0,3 parantezinde L eksi L 0 ya. Şöyle yazalım önce. L eksi L 0. 0,3 sin 30 eksi sin 60. Bu şekilde yazdık. Burada yalnız önemli olan şu. Bakın 1 ve 2 delta xb ve delta xd'yi biz teta cinsinden yazdık. Şimdi bunu açı yazarsak problem olacak. Bunu da aslında teta cinsinden yazmamız lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim uzama miktarımız şu teta'yı sadece teta cinsinden yazarsak tanımlanabilir. Yani bu 50 de olabilir değişken olduğu için. 40 da olabilir. Ama şu başlangıçtaki her zaman 30. Yani L0'ın kesin 30 olduğunu biliyorum. Bunu ellemeyeceğim. Ama şu değişeceği için 60. Bunu ben teta olarak alacağım. Şöyle teta aldım. Şurayı da teta aldım. 60 yeri, gördüğüm yere teta yazıyorum. Denklemi de teta cinsinden kurmuş oluyorum bu sayede. Şöyle şurayı da teta cinsinden kurdum. Hepsinin 60'larını silip teta yazdım aslında. O zaman şimdi bu S'yi şurada yerine yazarsam K'yı da biliyorum bu arada. 5 vermiş. Bizim denklemimizi bulabiliriz. Daha doğrusu Efes katsayımızı bulabiliriz. Kuvvetimizi. K dediğimiz 4. Aa, 4 mü? 5. 5'ti pardon. 5 kilo Newton verdiği için onu 5000 Newton'a çevireceğim ben. 5000 çarpı 0,3. Bu arada bunu yanlış tanımlamışım. Çünkü L eksi L sıfırda teta eksi 30 olması lazım. 0,3 sin teta eksi sin 30. Bunu da açarsak Efes eşittir 1500 sinüs teta eksi 750 Newton. Çarparak yaptım. Şurada 5000 ile 0,3 çarpma 1500. Sin 30'da 0,3 ile çarptık. 1 bölü 2 zaten. Hepsini çarpınca 750 geliyor. 1500'ün yarısında. Tamam, artık bunu da belirledikten sonra bunların hepsini şu 1, 2, buna da 3 diyelim. Ya da 3 demeye gerek yok. Bunların hepsini şöyle yazalım. Hepsini delta u eşit 0 denklemine yazalım. Yani bu yıldız denklemi. Bakarsak şu yıldız denklemine. Eksi Efes var. Şunu yazacağım. Eksi 1500 sin teta eksi 750. Bir de delta xb var. O da şurada. 0,3 cos teta d teta. Bir de p delta x var. Artı p. O da 0,9 cos teta delta teta. 0,9 cos teta delta teta. Ve bu sıfıra eşit. Eşit sıfır. Şurada belirttiğimiz gibi. Artık bunu çözeceğiz. Bunu çözerken de ortak parametrelerimiz var. Cos teta, delta teta. Bunun ortak parantezini alalım. Ne olacak? Bakarsak şu 0,9p'yi alayım önce. 0,9p. Eksi 1500 sin teta. Tabii 1500'ü 0,3 ile çarpacağız şuradan. Çarpalım direkt. 450 yapıyor galiba. Eksi 450 sin teta. Bir de artı 750 ile 0,3 çarparsak da eksi eksiyle çarptık. Artı oldu. Buradan 225 gelmiş.
Bunun parantezinde cos teta delta var. Ortak paranteze aldık. Eşittir sıfır. Şimdi bizim burada iki çarpım var. Ya şurası sıfır ya burası sıfır diyoruz. Ve bunu derken de şu cos teta delta sıfır olamaz. Çünkü bir hareket var varsaydık ya. O yüzden bu hareket olduğunda şurası sıfır olamaz. O zaman şurası sıfır olmalı. Şöyle diyelim. Burası eşit değil sıfır. O zaman burası sıfır olmalı. O zaman bizim denklemimiz aslında şuna dönüşmüş oldu. 0,9p eksi 450 sin teta artı 225 eşittir 0 ise diyelim. Burada teta'ya biz şimdi soru bize 60 dereceyi istiyordu. 60 dereceyken. Teta eşit 60 derece ise bunu çözdüğümüzde P'yi bulabiliriz. Direkt P'yi çözersek 183 Newton gelmiş. İşte bu şekilde sadece tek bir denklemle bakın sadece delta U eşit 0 yazarak P'yi bulmuş olduk. Burada önemli olan bizim serbestlik derecesi teta olduğu için teta'ya bağlı ifadelerimizi hep teta cinsinden yazarak ilerledim. Burada teta cinsinden yazdık. Yayı da bakın 60 değil teta cinsinden yazarak tanımladık. Bunların hepsini delta U'ya yazdık ve sonucu en son teta'yı 60 derece yazarak bulduk. Teta'yı başlarda yazarsanız bu işlemler yanlış çıkar. Hep teta cinsinden gideceğimiz bir sistem yazmanız gerekecek burada. Evet, bununla bu soruyu tamamladık. Şu şekilde göstermiş olalım. Anlaşılmayan yer varsa soru sorabilirsiniz. Yoksa bu konuyu bitireceğim ben. Teşekkürler hepinize.